Anatolia. Bakın burada ne oluyor? Hanım Tülen'in bütün her şeyi yerlerde. Ve şimdi artık yavaş yavaş toparlanıyoruz. Taşınacakmışız. Bir daha ev bulmadan. Ama Anatolia'nın oynamadığı birçok oyuncağını. Yeah, that's pretty bad when you gotta hold hands to walk in. Onları derler donate. Her neyse vereceğiz. Birilerine vereceğiz. Bakayım mami. Onları ayırıyoruz şu an. Anneciğim bak bakayım bana. Ay sen benim minik minim misin? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ağzından attığı şeye bak. It's a magnet. This was in her mouth. She just spit it this out. Kızım boğulacaksın yavrucuğum. That's fresh. Brush your teeth. Brush your hair first. Merhaba arkadaşlar bu arada. Güne böyle başlıyoruz. Pazar günü bizim yavaş yavaş toparlanmamız. Wow, look at this mess. That's what I said too when I walked in. Evet, şimdi oyuncaklarından başlıyoruz gördüğünüz gibi. This is going to take a long time. Yes, this is right. Brush your teeth. Here, do you want to keep this? Günaydın. Sevgilim. Aklı bir gün hiç fırçalamaz benim sevgilimi. Günaydın. Günaydın dünyam. Aklı fikri diş fırçalasın el yıkasın. Günde 50 kere yapsa yapar. Fıstık. Fıstık. Al benim akıllı kızıma. Anatolia. Baba nerede? Daddy, are you? I found you, Daddy. Mommy, are you? Mommy, are you? Oh, aşkım. I found you, Mommy. Anne, are you? Anne, are you? Der be der, saçlara bak. Sen benim sevgilim misin? Sen benim sevgilim misin Mahmur? Selam. Bizim bir başka yılbaşı atraksiyonundayız. Ben La Mesa'dayız. Ve Anatolia yine uyuyor. Benim sevgilim. O yine uyuyor. Benim çiçeğim uyuyor. Benim üşümüyor. Hadi Anatolia. Come on. Ben de bilmiyorum sen dans ediyordun. Tabii ki şimdi çeyrek yer gerekmiyor. Hadi Anneciğim hadi gene. Pazar. Ve arkamda kocaman bir
yapacağım acaba? Çünkü biz Fashion Valley'e geldik İbo ve Bahar'la buluşmaya. They're up. Oh, where is the elevator? Let's take the elevator. Her neyse, suratıma da bir makyaj yapaymışım, iyi olurmuş. Bugün pazar günü temizliğimizi yaptık. Charlie ve ben kolları sıvadık, temizliğe giriştik. Yorulduk, şimdi kendimiz özel olarak dışarı geldik. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Anatolia Charlie'nin kucağında uyuyor. Gördüğünüz gibi. Biz İbo ve Bahar'ı bulmaya çalışıyoruz. Bir haftadır video çekmedim size. Aslında Aralık'ta sık sık video çekmek istiyordum ama şu taşınma işlerinden çok böyle stresli ve moralsizim. Ve son zamanlarda bana bir haller oldu. Ne zaman moralsiz olsam kendimi tamamen kapatıyorum dış dünyaya. Nitekim o yüzden video çekmiyorum. Ufak ufak klipler çektim aslında ama yayınlamadım. Böyle ama bunu izleyeceksiniz. Bu demek oluyor ki ümit ediyorum bir şeyler daha iyi olacak. Ve yarın başvurduğumuz bir evden haber alacağız. İnşallah iyi haberler alırsak daha sık videolar görmeniz olası. Burası çamaşır odası. Havalanıyor burada. Burada katlama yeri. Katlanacak yer var. Buradan havuza bakıyor. Havuza bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 makina. Ve 2, 4, 6, 8, 10 kurutma makinesi var. Süper. Önce kargo ile gelen yavru. Numi bana bu Octowand saç maşasını gönderdi. Bir tane derler temeli var böyle base diyorlar buna. Ondan sonra 8 tane farklı ucu var. Onları takıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Aktoli aracılığıyla gönderdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum buradan. Ve kullanmak için sabırsızlanıyorum. Bakalım içini açalım nasılmış. Bir case içinde gülüyor. Arkada Aktoli duyuyorsunuz. Ay taşıma kabı muhteşem. Ağır da bu arada bayağı haliyle 8 sence. Diğerlerine kusuruna bakmayın. Anatoly her zamanki gibi gördüğünüz gibi bir canavar. Anneciğim. Bakalım nasılmış. Heyecanlı. Mommy toy. You want mommy to do it? Nasıl anneciğim? İyi miymiş pigmentasyonu? Hoşumuza gitti mi? Mommy. Okay, bir de bu parmakla deneyelim. Güzel mi? Hoşumuza gitti mi? Pigmentasyonu iyi mi? Brother finger. Brother finger'la deneyelim biraz da. Haz verdi mi pigmentasyonu? Konuşamadı. Baby finger'la deneyelim. Sen dene. Mommy finger'la dene. Where's your mommy finger? Tırnakların arasında farları doldurdu az önce. Şimdi bu paletteyiz. Başka? Mommy finger. Okay. Where's brother finger? Where's daddy finger? Okay. Good job mama. Sabah eğlencemiz bu. Güzeller. Nasılsınız? Tamamen kendi tembelliğim yüzünden yılan hikayesine dönen bu videoyu bugün bitirme kararı aldım. Ve bugünümüzü sizinle paylaşacağım. Arkada Lorada teyze ve Anatoly'yi görüyorsunuz. Burada Lorada teyzenin arabası. Çünkü biz çamaşır yıkamaya gidiyoruz. Günlerden çarşamba izin günüm bugün. Ve nefes nefeseyim çünkü 3 kat indim çıktım çamaşırları yükledim. Bu bizim burada bu apartmanda son çamaşır yıkayışımız olabilir. Ya son ya da sondan bir önceki. Çünkü 2 hafta sonra. Bugün en kaçı? 12'si. Evet. 2 hafta sonra bile değil. 12 gün sonra 24 Aralık'ta buradan taşınmaya başlıyoruz. Diğer evin anahtarını alıyoruz ve buradan 31'inde çıkmamız gerekiyor. Yani hemen hemen bir haftamız olacak eşyaları taşımaya. Ama biliyorsunuz 25 Aralık Noel ve Charlie'nin ailesi 24 Aralık'ta kutlayacak. Yani bizim için biraz böyle işte Noel dolayısıyla yoğun bir hafta olacaksa da Noel falan hiçbir şey umurumda değil benim. Ben buradan taşınmak istiyorum. Benim tek umurumda olan o. Yavaş yavaş taşınacağız. Dün saçlarımı dünyanın en hızlı ve en dandirik fönünü çekmiştim. Nitekim bugün görüyorsunuz ne kadar dandirik olduğunu ama hiç umurumda değil. Şimdi önce CVS'e gideceğiz. Orada ufak bir işim var. Sonra aşkım aşkım aşkım. Sonra çamaşırımıza gideceğiz. Anatolia. Güneşten gözlerimi açamıyorum. Aralık 12. Görüyorsunuz ben böyleyim. Çünkü San Diego'dan hava böyle. Anatolia normalde biliyorsunuz konuşkan bir çocuk. Bugün 3 katı falan duyduğu her şeyi tekrar söylüyor.
çeneye vurdu. Benim astroloğum Anatolia'nın doğum haritasına baktığında zaten söylemişti. Çok çok konuşkan bir kız olacak. Hiç çenesi durmayacak diye. Başladı yani şu an. Biliyorsunuz ben bir ara sayıyordum Anatolia'nın söylediği kelimeleri falan. Onu bıraktım artık. Aylar oldu. Zira artık yetişemiyorum. Müthiş konuşkan. Maşallah. Diline vurdu çocuğun. Hadi anneciğim. Anatolia. Come on. Bu yaşanıyor. Az önce gittik, alışveriş yaptık. Yılbaşı alışverişimi neredeyse bitirdim. Bir tek malzeme hediye almak kaldı. Onun da ne istediğini biliyorum. Ve nereden alacağımı biliyorum. O kaldı. Onun dışında herkesinkini aldım. Cuma günü kardeşimin doğum günü. Onun hediyesini yolladım. Falan filan derken şimdi geldim çamaşır yıkıyorum. Şunlar ne koydum? Bir makineye 3 tane koydum. Tat köpürmedi. Biraz doldurmuşum makineleri görmemiş gibi. Fazla köpürmedi. Ve sanırım şu yukarı çamaşır koymayı, ne derler, deterjan koyma yerine koysam acaba çalışır mı ama. Neyse bakalım nasıl çıkacak bu çamaşırlar. Bekleyip göreceğiz. Sizle böyle bayağıdır elime telefon alarak konuşmadım. Vloglarda vesairede hep dışarıdaki halimizi gösteriyorum. En son konuşmaları, günün konuşmasını yaparken de genelde hep evde oluyorum. Açısı yapışmışım. Hani şimdi Lorel teyze ve Anatolia fiş taka, balık taka almaya gittiler. Ben çamaşırları koydum, onları bekliyorum. Bir yandan eşyalarımıza bakıyorum burada. Az önce Lorel teyze dedim, böyle içimde garip bir huzur var. Bir yandan da bir stres var tabii ki. Taşınma falan çok kolay olmayacak her yönden. Ama o kadar hazırım ve o kadar yani ne derler, bekliyordum ki bunu aylardır. Sonunda gerçekleşti. Çok çok heyecanlıyım. Çok içmesin yeni evimiz. Bu arada şu an çamaşır halindeyim diye söyleyeyim. Yeni evde çamaşır ve bulaşık makinesi yok. Fakat sanırım size çektim mi ya da çekmediğim değilsem de muhakkak göreceksiniz ilerleyen günlerde. Evin ne derler, sitenin kendi çamaşır yıkama bölümü var ve içinde sanırım 8 ya da 10 tane çamaşır makinesi, işte 10-12 tane de kurutma makinesi var. Yani bundan sonra buraya pek gelmeyeceğim. Orada yapacağım çamaşırım. Haftada bir herhalde gider yıkarım diye düşünüyorum. Ya da iki ya da istersem her gün de yıkayabilirim. Hani. Böyle çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Onun dışında elimi böyle koydukça kokusu geliyor. Bugün mis gibi Dior'un Edict parfümünü sürdüm ve şu an kokusu tatlı tatlı burnuma geliyor. Size kesinlikle parfümlerle ilgili bir video çekeceğim. Parfüm koleksiyonumu gösteririm. Birkaç parfüm daha eklendi. Hem de onlar hakkında uzun uzun konuşmak istiyorum. Eğer böyle benim son zamanlarda taktığım gibi ya da genel anlamda parfümlerle ilgileneniniz varsa sevecektir diye düşünüyorum. Mesela bu Edict'i ilk aldığımda çok erkek parfümü gibi gelmişti. Çok beğenmemiştim ama sanırım doğru dozu buldum ve şu an muhteşem bayılarak kullanıyorum. Böyle. Başka şey anlatayım bilmiyorum. Gözlerim dört dönüyor bir oraya bir oraya. Heyecanlıyım, mutluyum, biraz stresliyim. Tek yeni eve dair tek mutlu olmadığım şey işe uzak. Şu an işime uzak. O biraz zorlayacak. Şimdikinden çok daha fazla araba kullanmak zorunda kalacağım ve otobanda araba kullanmak zorunda kalacağım. Highway'de ve benim ciddi trafik fobim var. Şehir içinde araba kullanmaktan çok korkmuyorum ama otobandan korkuyorum çünkü çok hızlı. Ama alışmak zorundayım. Bir de benim hiç sevmediğim bir otoban var burada, 163 diye. O nedense beni hep çok korkutuyor. Fakat benim işime yakın olan otoban o ve mecburen onu kullanacağım. Yani ondan da geçeceğim. Bir de akşam kullanıyor olacağım, akşam çalıştığım için. Ve ben böyle kör gibiyim akşam. Resmen Türkiye'de de aynı mı bilmiyorum. Türkiye'deyken hiç dikkatimi çekmemişti. Buna hiç dikkat etmemiştim ama burada sanki otobana aşırı karanlık gibi geliyor bana. Çok büyük oldukları için hani böyle her yerde sokak ışıkları yok haliyle, ondan da bilmiyorum. Karanlık yani resmen böyle sürerken ne derler, strese giriyorum sanki çok iyi göremiyormuşum gibi. Ve şehir içinde çok sorun değil, yavaş yavaş gidiyorsunuz ama hızlı giderken önünüzü görmeniz lazım yani. O yüzden biraz stresliyim. Birçoğunuza çok komik gelecek muhtemelen bu ama. Öyle. Ama alışacağım. Yani sonuçta araba kullanmıyor değilim. Sadece çok fazla highway'de kullanmıyordum. Genelde elimden geldiğince otoban kısmını ne derler, yolu uzatmak pahasına ve süreyi uzatmak pahasına hep otobanı seçmiyordum gelip giderken. Şimdi şehir içinde kullanırsam işe gidişim 40 dakika, dönüşüm 40 dakika olacak. Evden 15 dakikada gidip geliyordum. O yüzden o süre bayağı artacak ama değer. Değer yani. Şöyle kurtulmak için her şeye değer.
muhite alışmam da biraz zaman alacak gibi geliyor bana. Çok yani Amerika'ya geldiğimden beri, aslında Amerika'ya ilk geldiğimde ilk 4 ay Chula Vista'da yaşamıştım, şu an taşınacağımız yerde. Farklı bir sokağında ya da farklı bir bölgesinde ve güzel bir yerdi. Yani bana böyle biraz daha şu anki yaşadığım yere kıyasla daha aile yeri gibi geliyor. Ama bir yandan daha büyük, daha kalabalık. Meksika sınırına yakın çok daha fazla Meksikalı var falan. Alışım yani değişiklik olacak. Ne bileyim, şimdi gittiğim yemek alışverişi yaptığımız yer farklı, gittiğimiz restoranlar farklı. Tamamen çevremiz değişmiş olacak. Çok neredeyse 7 senedir buradayım ve 6,5 senedir North Park'ta şu an yaşadığım yerde yaşıyorum. O yüzden çok yani bilmem bir değişiklik olacakmış gibi geliyor. Sanki farklı bir şehre, farklı bir ülkeye taşınıyormuş gibi garip bir his hissediyorum ama tabii ki alışacağım ve iyi olacağını düşünüyorum. Taşındığımız sitenin Anatolia için iyi olacağını düşünüyorum. Havuzu var, oyun bölümü var. O oyun bölümünün orada böyle hatta göstermiş size videoda. Oturulacak yerler var işte, ben, kayınvalidem, Laura Dideyze, kimle çıkarsa hani biz orada oturup sohbetimizi edip kahvemizi içerken Anatolia gözümüzün önünde oynuyor olacak. Ya da işte bisiklet almayı düşünüyorum bana ufak, ya da scooter oralarda hani benim gözümün önünde olacak ama bir yandan da dışarıda eğleniyor olacak. Sitede çocuklar var, oradan arkadaşlar bulacağını ümit ediyorum kendisine. Yazın havuza gireceğiz. Heyecanlıyım ve inşallah iyi bir başlangıç olacak. İnşallah 2018 kötü bir yıl değildi benim için ev haricinde. Ama ümit ediyorum 2019 daha iyi bir yıl olacak ve daha iyi başlangıçlara sebebiyet verecek. Benim ruhuma daha iyi geleceğine inanıyorum bu taşınmadan ötürü. İnşallah sizin için de 2019 harika gelir, size de harika gelir, harika olur. Böyle. Sanırım bu kadar. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Varsa zaten videonun sonunda eklerim. Yoksa bu bir veda. Ama bu video için sadece. Göreceğiz. Güzel sevgilim, ne yapıyorsun? Elindeki bir penny. Yani ne derler? Bir kuruş gibi düşün. O bir kuruşla şu an takılıyor. Very important. Ooh. If I come to laundry at your place, are you going to make me fish tackle? Well, Auntie, you know, I'll try my best. How about that? We can go have sushi afterwards. Oh, how's that? Yani gelip benden bir quarter isteyebilirdin Anatolia. Come here, mommy, give you money so we can get balls. Ben sana para vereyim, oradan top al anneciğim. Hadi gel. Gel. Bir sent alamazsın aşkım. Gel. Oh. Hepsini deniyorum. Oy oy çıkım, gel buraya. Gel anne, para versin sana. İstemedim, zira çok önemli bir şey değil ama kendimi ucuzdan aldım. Diğer bizim maalesef çantama sığmıyordu. Sevgili Glow Tourist'in hediyesi de Türkiye'den yıllar önce. Sağ olsun. Ve onu çok severek kullanıyordum. Fakat sığmadığı için kendime bunu aldım. Çantama sığmadığı için, pardon. Kredi kartları, ne derler, sürücü belgem, işte başka kartlar, biraz para, şurada değiştirmesi gereken şeyler için biletler falan filan. Daha sonra şurayı açınca da iki tane gözü var. Başka işte çok her an elimin altında bulunması gereken kartlarım orada ve diğer tarafına da bozuk paralarımı koyuyorum ve çok kullanışlı oldu. Bir tek şurası biraz zor kapanıyor. Onun dışında hiçbir sorunum yok. Böyle küçük bir düzen aldım kendime. Çantama atıyorum. Böyle çıkıyorum. Bu? Hangi renk bu aşkım? Söyle bunun rengini. Mavi. Evet, aferin. Peki bu? Bunu söyler misin? Hayır. Hayır, söyleyemez misin? Peki. Hayır. Bu? Bir de buna baksam. Elindeki balıkla oynuyor. Anneciğim, Türkçe konuşmanı göstermek istiyor. Hayır. Hayır. Peki bu? Bu ne renk? Hacı Tolya. Allah'lar, nasılsınız? Bugün bir pazar. 15 Aralık pazar. Bu hataya var. Baba Anatolia yine o Cloud Game dedikleri oyuncak sosis kazandı. Where you going? Şu an Charlie bekliyoruz. Biz kahvaltımızı ettik. Şimdi bu Euro. Charlie geliyor. Bildiğiniz 20 kişi gitmek zorundayız her yere biliyorsunuz kahvaltıya. Şimdi Walmart'a gideceğiz, biraz bir şeyler alacağız. Sonra eve gideceğiz ve evi toplayacağız. Yani yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz artık gitmek için. Taşınmak için. Heyecan. Doğru.
Bakın ne yaşanıyor. Hadi bakalım. Anatolia'yı biz artık yüzü dönük şekilde koyuyoruz ve beni çok kalbim kırıyor. Kızım büyüdü. 2 yaşına kadar genelde ya da işte belli bir boya kadar çocukların arkaya doğru bakarak gitmesi şart. Amerika'da yasa icabıyla. Ama Anatolia o boy sınırını çoktan aşmıştı ama ben yine de 2 yaşına kadar koyalım diye biraz zorluyordum açıkçası. Çünkü yapılan araştırmaya göre çocuk bebekler için ya da çocuklar için en güvenli taşınma şekli yüzü arkaya bakar şekilde olanı. O yüzden ben onu diyorlardı. Mümkün olabildiğince ne kadar uzun tutabilirsiniz o kadar uzun arkaya bakarken tutun diyorlardı. Ama artık Anatolia'nın bacakları bildiğiniz katlanmıştı yani. Sığmıyordu. O yüzden de arkaya doğru bak yani şey yapamıyoruz. Ha, konuşamadım. Kafam Charlie'de. Benle dalga geçiyor da. Her neyse. I couldn't even see her. Good job, Mom. Well, at least she didn't get lost. That was one good thing. I have to give my mom credit. Usually I tell her a new direction and she's like, where? What? Why? Where? I didn't make it. It's like, I know. Fry's Electronics. I mean, if it's not here, then you don't need it, really. Taco Bell? I already said that. Taco Bell. Long time ago. Taco Bell. Long time ago. It's Chevron. It's Chevron. Niye ilginizi çekeceğini düşündüm bilmiyorum ama. Starbucks. Rubio's. Rubio's. Also Rubio's is kind of going down for me for some reason. I think I had it. Ooh, massage and spa. Spa the world. Allah, arabalara bak. It's a little busy. Just a little busy. It is a Saturday at, you know, 11 o'clock in the morning. Mm-hmm. Or the afternoon, however you want to call it. But yes. Ne bir bonus var? Çek miyiz bilmiyorum. Burada bir tıklayak ne diyor? Bonus var. Ooh, FedEx office. Bonus var. Means there is a bonus here. Yeah. Pet Smart. But there's also a Stanton Optical too. So you can get some glasses, 2 for $59, plus free eye exam. I have to do that. Good, you have this to do that. This is where I'm going to be going when I go to get my glasses. This is probably where it's going to be. Şimdi size Walmart'tan ne alacağımı söyleyeyim. Saç boyası çünkü diplerim çılgınlar gibi. You can go with your hair and nails done. Oh, nails. Ooh, men's hair is $8. Eğer Charles keserse konuşuruz. Bugün it's a coffee. Konuşkan bir modda. Aa, kipitikler. Coffee. Oh damn, how many dogs are in that crate? How many dogs are gonna shove in there? Sonra saç boyası dedim. Daha sonra ne alacaktım? Gözlük çünkü biliyorsunuz bilmeyenleriniz varsa aşık olduğum, delirttiğim, çıldırdığım Wayfarer'larım kırıldı. Becky, üzerinden araba geçti. Oh my god, Becky, ve şu an taşınma öncesi bir gözle $230 veremeyeceğim. O yüzden Walmart'tan şöyle işimi görecek ve ama güneşte de araba kullanılmıyor gözlüksüz. O yüzden işimi görecek böyle ucuz bir çift gözlük alacağım şimdilik. Ondan sonra başka bir tuvalet kağıdı alacağım. Excellent parking skills, baby boy. Oh well, we're already here. Can you show me those please? Bir tanesi Mini for Anatolia. Anatolia için mini koltuk. And for Lilian. Lilian için de Derek Lauren'ın oğlu için de Mickey. Mickey Mouse. Anatolia'nın ki well that's Anatolia's Christmas gift. There you go. And öbürü de Lilian'ın yeni yıl hediyesinin bir parçası çünkü iki tane daha ufak hediye aldım. Hepsi birden bir hediye yapacaklar. Benim saç boyam. Scott. Oh, that's oops. Oh yeah. Well, if you want another brand,
Let's find toilet kyodo. Oh, well, comfort. Oh no, this one's always okay. And then was it cheap or how much? It was like $12. There are $23 on. Şunlar $23 tuvalet kağıdı ya. Kıçınızı siliyorsunuz. $23 verir miyim? $12'lık aldık. Bir de $12'lık almadık. Şöyle geri aldık. Well, they are even more expensive. Plus the less pieces. Bir de söyleyemedim bir türlü. Şu plastikleri aldık gene taşınmak için. Okay, Angel Soft. How much was those? I think 12, 11 something, almost 12. Okay, maybe, and that's 30. Oh, this is 36, but this is not. This is more. Okay, yeah. Yep, baby, believe me. Good Trust deal. Me. Good deal, baby. You did good. Trust this me. Time. I know. Always. For once. Put it. Why don't you put it down? I'm going to. Or I can put it Fine. Here. Okay. F. F. Sus. Kok 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 oral. Push ya. Push. Keser misin? Kes be. Kes be. Bana kes be. I'm done. Yes, I am sure. I'm so glad you came, mom. Biz ne yapıyoruz? Alın bunu yapıyoruz. Bunu. Ha? Bunu. Bunu. Sonra da teyze bunu yapıyor. Tam olarak bunu yapıyoruz. Gazeteler. Benim yavruları sarmak için. Benim kozmetiklerim. Min bir kısmı. Parfümler vesaire. Anatolia'nın odası. Çok merak edenleriniz var ya Bilge, ne yapıyorsun? İşte bunu yapıyorum. Bunun içine boğuluyorum. Taşınmamıza daha 9 gün var aslında. Ve fakat biz artık yavaştan her şeyi paketliyoruz. Ki taşınma günü biliyorsunuz söylemiştim 24 Aralık'ta. Fakat o gün biz Christmas kutlayacağız. Malum benim umurumda değil Christmas vesaire. Fakat Charlie ve ailesi için çok önemli bir gün. O yüzden o günü kaçırmak istemiyorlar. 25'inde yine kutlama var ailenin bir başka tarafında. Onu kaçırmak istemiyorlar. Benim çalışmam lazım, Charlie'nin çalışması lazım vesaire derken taşınma zamanımızda biraz sıkışık olacağız. O yüzden şimdiden toparlanıyoruz ki son dakikada sıkışmayalım diye. İşte evin hali bu. Görüyorsunuz. Şu an bu kutuların plastiklerin içindeyiz. Yardıma gelmek isteyen var mı? Ah, ayakkabılar. Şuna aşığım. Hep açtım. Şu an Antonio deniyor benim ayakkabılarım. Size göstereyim. Bunların bir kısmını elden çıkarmam gerekiyor. Doğumdan sonra kocaman olduğu için ayakkabılarım. Şey yapamıyorum artık. Giyemiyorum ama. Bu yavruyu giyebiliyorum. Çok tatlı değil mi? No falling. Pestisiyim. Bu neden çıkarmayacağım mesela? Nine West ve hayatımda sadece bir kere giydim. Ve ne düşünüyordum bilmiyorum bunları alırken. Süse bak, tipe bak. Yes, I like them and these are comfortable too. Yeah. Dorothy teyze bunlar hoş diyor. Biraz babaanne tutukluyor ama çok rahatlar. Şunları bir kere bile giyemedim. Al bunlar. Çok şıklar ama üstü şurası çok dar benim için. Ay, öyle. Bazılarını şimdi elinden çıkaracağım. You can't wear those ones. Here. You can't wear the boot. No, we can't put the boot on. Toparlanıyoruz. Here. Yürü bana şunları alıp kendi düşünüyordum söyleyebilir mi? Yanlış anlamayın çok sevimliler ve muhtemelen çok ucuzlardı diye aldı ama. Yani Bilgen 100 kilo kıçına bakmadan Allah'ını seversen. Allah'ını seversen. Akıl var, mantık var. Hadi. Hacı, iyisin, hoşsun, çok tatlısın, çok da seviyorum seni Bilgen. Birazcık kafanı kullansaydım bugün başka olurdu hayat. O yüzden bunu veriyorum. Anneciğim, what? Shoes. Yes aşkım, onlar kalıyor. Shoes. Küçük babaanne topuklar kalıyor, merak etme. I'll help you. Auntie. Bunları da elden çıkarıyorum. Evet, dolgu topuk ama birincisi ince, ikincisi de yani. O yüzden böyle elimin üstünde az önce göz kalemi denedim. Böyle şeylerden çok korkuyorum mesela böyle topuklarına. Bir bileğini büksen bilek gitti. O yüzden no. Zamanında almıştım. Giydim de ama artık no. Aynı şey bunun için de geçerli. Bunları tuvaletten almıştım. Çüş yani. Imagine us being your age and watching our grandchildren do this type of thing. Da, yemek yedik de. Not right away. Şu an oynuyorlar bile. Not right away, obviously. Let's go.
Come, bring her back in the circle. Come back to the circle. Anatolia. Bring her back to the circle. Circle, circle, dance. You just heard it from him. Well, because they learned it from Auntie, and Auntie says ashes. Duh. Oh my gosh. No, we gotta do it in the circle. Duh. Benim minicikusum. Burada da huysuz enişte. We love you. Bye. Like, see ya. Ciao, Bella. Ciao, Bella. What's motorboat? Motorboat. Go so slow. Oh boy. Motorboat. Step so on the gas slow. And you gotta go around really, really fast. Oh no, don't tell them. Step on the gas. Don't make my jump. No. Okay, good job. Alright, we gotta go now. Good job. Woo! Water bottle. Şuradan böyle geri gide. Sen de go bye. Ay boş döndü kurbanı. Şapşal bakıyor, görmeniz lazım. Are you dizzy, Ryder? Ah, toz bal. Okay, kiss goodbye. Bye, auntie. Am I getting in the car? Thank you. Thank you for your help. Thank you. Love you. No. Bye, kisses. Bye guys. Bye guys. Love you. Hugs. Hugs. Hey, give Bill Gunn a hug here. It's okay. He's trying to kiss Anatoly. Bye dear. Kisses. Bye then. Bye. Love you. Bye Anatoly. Bye. Come on. Come on. Say bye bye. Oh, Angel. We'll see you guys. Bye. Drive safe. Thank you for all your help. Thank you for the help. Love you. Bye. Help. Say thank you for your help. Help. Say help. Anneciğim. Yes, Anderson gitti. Ha gitti. Color. What? Color. What color? Color. Allah ne kolorı. Gece. Oh, the thing in the mirror in the window. Arabanın şun tam şunların neması diyormuş kalırdı. Ay o gözler, ah o gözler. Yes. Beni uzun zamandır görmemişsiniz. Tipe gelin. Yeah. Sister mama. No, ama, sit there. I'll sit there. Okay. Sorry. Yanlış anlamışım. Ay. Yorgunum. Toparlama vesaire derken kapıyı açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Sinir oluyor. No baby, I'm good. Thank you. Şimdi eve gidiyoruz. Bugün dediğim gibi cumartesi söylemiş miydim? Yarın günü annem pazar. Yarın devam edeceğiz gene daha da toparlanmaya. Ama sanırım benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar araya açtığım için kusura bakmayın. Yoğun. Hayat yoğun şu sıralar. Öyle. Bir de bu ev benim çok enerjimi yemiyor. İnşallah yeni evimizi her şey çok daha güzel olacak. O zaman inşallah ümit ediyorum. Daha fazla video çekeceğim. Aslında size bahsetmek istediğim bir konu var. Böyle hafif gergin oldum ki çoğunuza çok salakça gelecek. Yeni evet, hatta biraz bahsedeyim. Charlie Anatoly'yi koltuğuna takarken. yeni taşınacağımız ev işe daha uzak. Ve ben normalde işe giderken şehir içinden, yani nasıl desem, highway yani otoban kullanmadan gidiyorum şu an. 10 dakikamı en fazla trafik varsa 15 dakikamı alıyor. Fakat yeni taşındığımız evde eğer bunu yapmak istersem 40-45 dakika araba sürmem gerekecek. Ama otoban alırsam 15 dakikada geliyorum. Haliyle 15 dakikalık kısa yol tercih etmem gerekiyor. Fakat benim müthiş trafik fobim var. Ve otoban özellikle fobim var. Allah. Hi guys. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama alışacağım bir şekilde. Bu durum beni strese sokuyor. Yeni taşındığımız eve dair beni mutlu eden tek şey bu trafik olacak olması. Ama alışmam gerekiyordu bir şekilde. 35 yaşındayım. Amerika'ya gelip sıfırdan bir hayat kurmayı başardıysam herhalde otobanda korkusuzca araba kullanmayı da başarabilirim. İlk birkaç sefer benim için zor olacak. Sonra alışacağım diye düşünüyorum. Ama onun dışında her şey için müthiş heyecanlıyım ve şu evden çıkıp kurtulmak için deliriyorum. Her şeye razıyım. Diyor
gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Trafik konusunda bir korkak ben miyim? Özellikle otoban trafiğine, özellikle de San Diego'nun otoban trafiğine korkan bir tek ben miyim? Size korkuyorsanız ya da korkmuyorsanız yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.